Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere her zaman yaptığım %100 tutan, asla çatlamayan, yanmayan cheesecake tarifimle geldim arkadaşlar. Lotus cheesecake yapacağız bugün. Hem göze hem mideye hitap ediyor. Gerçekten çok lezzetli bir cheesecake oldu. Bizler afiyetle yedik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Göründüğü gibi şahane görünüyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz cheesecake'imizi. Meyve soslu ya da çikolatalı yapabilirsiniz. Ben bugün sizlere Lotus cheesecake tarifimi paylaşacağım. Gerekli olan malzemelerimiz. Malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Cheesecake'imizin tabağa katı için yaklaşık 250 gram kadar bisküvi, Lotus bisküvisi. 80-100 gram arası tereyağı arkadaşlar. Bisküvileri öncelikle un haline getirelim. Ben bu şekilde robotuma koydum ve robotumda toz haline getirdim bisküvileri. 10 saniyede en yüksek devirde bisküvilerimi toz haline getirdim arkadaşlar. Ufak parça kalmayacak şekilde. Gördüğünüz gibi un haline getirmiş olduk bisküvileri. Oda sıcaklığında 80 gram kadar tereyağını da bisküvilerle birlikte karıştıracağız. Güzelce tereyağını bisküvilerimize yedireceğiz. Hazırlamış olduğumuz bisküvili harcı kelepçeli kalıbımıza döküyoruz. Öncelikle kelepçeli kalıbımızın taban katına yağlı kağıt koyuyoruz arkadaşlar. Kelepçeli kalıbın normal büyüklükleri 26 santim çapında arkadaşlar. Ve bisküviyi güzelce eşit bir şekilde taban katına yaydım gördüğünüz gibi. Taban katı hazır. Şimdi kremamızı hazırlayacağız. Kremamız için 3 tane yumurta, 1 bardak şeker, bardak ölçüm 250 milimdir. Evet, mikserime şekeri ve yumurtaları alıyorum. Krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Daha sonra 500 gram kıvark kullanıyorum. Kıvark yerine alternatif olarak süzme yoğurt kullanabilirsiniz. 300 gram krem peynir. 1 paket vanilya şekeri. Evet. 300 gram 1 paket krem peynir. 2 paket puding, vanilyalı puding kullandım. Puding yerine alternatif olarak yaklaşık 1,5 yemek kaşık nişasta, 1,5 yemek kaşık un kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 kutu krema. Evet. Tüm malzemelerimizi mikserimizde güzelce çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi artık cheesecake'imizin kreması da hazır. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum tekrardan. Ve kelepçeli kalıbıma harcı boşaltıyorum. Bu harç sonrasında harika pişecek arkadaşlar. Asla sıvı kalmayacak. Bu halde olduğuna hiç bakmayın. Hepsi donacak. Çok güzel pişecek. Yumuşacık olacaklar sonrasında. Tezgahdan birkaç sefer vuruyoruz. Üzerindeki hava kabarcıkları çıksın diye. Fırını önceden bir 5 dakika kadar açıp ısıttım. En tabağın katına böyle borcamın içerisine su koydum. Mutlaka su koyun. Çünkü cheesecake'imizin çatlamasını önleyecektir. Ve
İkinci kata cheesecake'imizi koyalım. Yaklaşık 55 dakikada 160 derecede cheesecake'imizi pişirelim. Piştikten sonra ikinci püf noktası arkadaşlar içerisinden hemen çıkartmayın. Fırını kapatın. 55 dakika sonra fırını kapattıktan sonra yaklaşık içerisine yarım saat kadar bekletin. Ilımaya bırakın. Ilıdıktan sonra gördüğünüz gibi asla üzeri böyle yanmıyor. Kahverengi olmuyor ve kenarları da yanmıyor. Şimdi üzerinin kremasını hazırlayacağım. Bu şekilde lotus kreması var arkadaşlar. Nutella gibi, çikolata gibi. Bunu benmari usulü eriteceğim sadece. Hiçbir şey yapmıyorum. Benmari usulü erittikten sonra cheesecake'imin üzerine dökeceğim. Sonrasında dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet, bu lotus cheesecake'ti arkadaşlar. Lotus kreması yerine bitter çikolata kullanabilirsiniz. Kuvertürü eritip ya da meyveli soslar yapabilirsiniz. Limonlu sos, frambuazlı, çilekli sos. Daha önceden birçok cheesecake tarifimi sizlerle paylaşmıştım. Mandalinalı. O tariflerime de göz atın arkadaşlar. Belki o şekilde yapmak istersiniz. Portakallı. Evet. Eritmiş olduğum lotus kremamı da cheesecake'imin üzerine güzelce yayıyorum. Sonrasında donduktan sonra kalıbımdan çıkartacağım. Dilimleri kesip kenarlarına da ayırmış olduğum bisküviler vardı. Onları da toz haline getirip süsledim. Kivi ve kurumuş frambuaz eşliğinde bu şekilde ben cheesecake'imi hazırladım. Umarım sizler daha güzel yaparsınız, daha güzel süslersiniz. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar ve çok çok lezzetliydi, çok güzeldi. Lotus seviyorsanız mutlaka deneyin derim. Çok farklı bir lezzeti var bu bisküvinin. Aroması farklı, değişik bir tat arkadaşlar. Eğer lotusunuz yoksa hiç problem değil. Normal bisküviden de bu cheesecake'i aynı tarifle yapabilirsiniz. Evet, sizlere içini de burada göstermek istedim. Akşam karanlığında lütfen kusura bakmayın. Göründüğünden bin kat daha güzeldi. Şu an kamerada netleşmiyor maalesef. Sizlere görüntüyü alabilmek için biraz sallandı ama kusura bakmayın. Evet, burada da içinin ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz kremamızın. Ve müthiş lezzetli. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diliyorum. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.